Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ey yüce Rabbimiz, sen kime ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin.'' Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz. Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukalı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca orada yok olmak için can atarlar. Kendilerine bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun. Ölümü isteyin denilecek. Arkasından onlar da o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Arkasından onlar da o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Kim de kötü işlerle gelirse onlar da koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca, cehennem bekçileri onlara şöyle sorar. Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi?'' evet geldiler derler. Fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine ne olur Rabbinize bizim için yalvarın. Bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Oyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak, önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. Oyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak, önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. Haydin, içinde devamlı kalmak üzere, cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri, ne kötü bir yerdir. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada, der.'' Allah zebanilere tutun onu da buyurur cehennemin ta ortasına sürükleyin sonra da başının üstünden kaynar su dökün ve deyin ki tat bakalım hani üstündün kudretliydin asildin İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur On, onlar cehenneme şiddetle itilirler Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir siz sadece ne yaptıysanız onun karşılığını bulacaksınız. Bugün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar ey iman edenler kendilerinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun onun başında heybetli sert ve şiddetli melekler olup onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler onlar oraya atılınca cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı? diye sorarlar. Allah, cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Üzerinde 19 görevli vardır. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakin sahibi olup, daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın.'' Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Cehennem pusuda, her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Biz de zebanileri çağırırız.